İzmir'de meydana gelen depremin ardından Muratpaşa ilçesi Kızıl Toprak Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin yaşadığı 2 bloklu 21 dairelik sitede son 5 yıldır belirli bölgelerinde çatlak ve çökmeler meydana geldi. Özellikle binanın birinci kat dairelerinin tabanında çatlak, duvarda ise ayrılmalar oluştu. Bir dairenin yatak odasının duvarında oluşan çatlakları vatandaşın peçeteyle kapattığı, bazılarının ise açılan yerlere tadilat yaptırdığı görüldü. Oluşan çatlaklara parmakları dahi giren site sakinleri binanın yıkılmadan yetkililerin gelip inceleme yapmasını istedi. Bloktan oluşan site 10 yıllık bir bina. Binada 5 yıl öncesinde çatlaklar meydana geldi. 80 aile yaşıyor, 80 kişilik bir insan topluluğu yaşıyor binamızda. Son 2 yıldır çatlaklar gitgide büyümeye başladı. En son İzmir depreminden sonra da apartman sakinleri devamlı şikayette bulunmaya başladılar. Biz gerçi bunun öncesinde son 2 aydır gitmediğimiz merceği kalmadı. Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Muratpaşa Belediyesi ama sesimizi hiçbir yere duyuramadık. Bize söylenenleri yaptığımız halde diyorlar ki disk analizi yaptırmamızı söylüyorlar. Ama gelen iki firma var. Antalya'da bakanlığın onay verdiği 34 firmadan iki firmayı çağırdık. İki firmanın da söyledikleri burada büyük bir proje hatası bulunuyor. Sizin kullanımlarınızda herhangi bir sıkıntı yok. Burada büyük bir proje hatası var. Proje hatasından dolayı binada oturmalardan dolayı çatlaklıklar meydana geldiğini söylüyor. Buranın riskli yapı olduğunu söylediler bize. Gibi yarıklar meydana geldi. Hatta A blokta İki daireden insanlar birbirini görüyordu. Devamlı yama yapmaya başladılar. Hatta peçetelerle bile kapattıklarını görmüşsünüzdür. İnsanların huzuru kalmadı. Psikolojik olarak sıkıntı çekiyorlar. Zeminde de çökmeler var. Binanın arka tarafındaki koridorda da çökmeler var. Yukarıda da çökmeler var. Şöyle bir durum da gerçekleşti. Biz apartmanı boyatmayı düşünüyorduk. Gelen bir ünlü firma dedi ki ben dedi burada dedi boya yapmam dedi. Adamı dedi lekelemem dedi. Bir çatlaklıkları şeyleri görünce ben burayı boyayacağım dedi. Burası devam edecek dedi. Aynı şekilde dedi. Sonra dedi beni bulacaksınız dedi. Benim dedi işçiliğim 5 yıl garantili dedi. En azından burada proje hatası olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili bize gerekli yazıları vermiyorlar. Biz müracaat ediyoruz. Şuraya müracaat edin. Oraya müracaat ediyoruz. Kalkıyorlar bize diyorlar ki bizim işimiz değil. Siz buraya gitmeniz lazım. Gitmediğimiz yer kalmadı. Bütün dilekçelerimiz dosyanın içinde duruyor. Ama sesimizi bir türlü duyuramadık. Sonra zaten insanlar daha da endişeli bakmaya başladı konuya. Öncesinde bu kadar değildi ama depremden sonra bu çıkan haberlerde müteahhitlerin hatası, proje hatalarından dolayı apartman sakinlerimiz de bayağı bir tedirgin olmaya başladı. Büyük bir risk altında düşünüyoruz. Çünkü deprem olmadan bu şekilde çatlak olmaya başladıysa en ufak bir depremde ya da sallantıda yani hasar alacağını düşünüyorum. Yıkılmasa bile büyük bir hasar alacağını tahmin edebiliyorum. Antalya deprem bölgesi olmamasına rağmen ama ufak bir depremde 4-5 şiddetinde büyük ihtimal büyük hasarlar alabilir. Yardım istiyoruz. Gerekli yerlere başvurduk ama herhangi bir sonuç alamadık. Eğer bina mühürlenecekse mühürlensin. Ne gerekiyorsa yapalım. Biz de taşın altına elimizi koyalım. Ama hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. Sonuçta bu binada 21 tane aile oturuyor. Ha bu burada güçlendirme yapılacaksa herkes elini taşın altına koyacak. Ama şimdi biz nereye başvurduysak hiç kimse ilgilenmiyor. Ben ne yapıp ne işleyeceğiz bilmiyorum. Ve bu depremden sonra çocukların psikolojisi bozuldu. İşe gidemez hale geldik. Evdeyiz. Yani her gün yani uyuyamıyoruz yani. Burası mutfak. İçeriye su alıyor. Kornejim düşmek üzere. Yani bilmiyorum. Kim yardım edecek? Ne yapacak? Bize bir yardım etsinler. Paşa'nın açılımı çatlak da değil artık değil mi? Evet ayrıldı. Duvar ayrıldı işte. Elim giriyor. Yani deprem yetkililerin hareket etmezse biz burada bir deprem olursa öleceğiz hepimiz. Ondan sonra yetkililer ilgilenir, evet. Maalesef ilgilenir biz öldükten sonra. Çok kötü bir şekilde. Yani psikolojimiz bozuldu hepimizin. Oğlum gece uykusu bilmiyor artık depremden sonra. Çok korkuyor. Yani bunun hiç kimsenin hakkı yok çocukların psikolojisinin bozulmasına. Kim yetkiliyse devreye gitsin, yardım etsin bize. Ben gerekirse çadırda yaşarım, mühürlenirse mühürlensin burası artık yeter. Yemedik, içmedik, ev aldık. Bunun ki sorumlusu kimse o halletsin. Öyle gidiyor yakında elimiz de giriyor. Mezar olacak bize bu ev. 8 yıldır falan burada yaşıyorum. 2 çocuğum var. Çocuklar eve girmen diyor. Hı. Eve de girmeye de korkuyoruz. Giremiyoruz böyle. Torunum var. Torunuma bakıyorum gündüzleri. Geceleri kızımın yanına gidiyorum. Korkuyoruz işte böyle. Gündüzler deprem olsa nereye gideriz diye düşünüyorum. Teras var. Terasa çıkıp aşağıya atlamayı düşünüyorum böyle bazen. Yani bunlar böyle çatlak yani. Ellerimiz böyle dört parmağımız girer. Ben yaptırdım tekrar gene çatladı. Gene yarıldı. Aynı devam ediyor böyle.
Hiçbir yardımcı olan yok yani. Her yere gittik yani. Belediyesine şura bura gittik. Yardımcı olan yok. Yetkililer öldüğümüz zaman yardımcı olurlar herhalde burada.